Sıcak ve kurak ürünü olan Antep ve Siirt fıstığı, Sugözü Mahallesi başta olmak üzere Elazığ'ın birçok yerinde yetiştiriliyor. Türkiye'de daha çok sıcak ve kurak iklimlerde yetişen, tuzlu toprağı seven Antep ve Siirt fıstığı, Elazığ'ın birçok yerinde olduğu gibi Sugözü Mahallesi'nde de yetiştiriliyor. Birçok yörede menengiç, Elazığ'da ise çedeni ağacının aşılanmasıyla üretilen fıstık, Elazığ'a 1940'lı yıllarda getirildi. Harput'un son belediye başkanı Bedrettin Sanaç, Sugözü Mahallesi'nde bulunan bahçesinde çedin ağaçlarını aşılayarak fıstık yetiştirmeye başladı. Sanaç, fıstığın Elazığ'da başladığı yolculuğunu anlattı. 40 yıldan bugüne kadar 100 kök var. 40 yıldan bugüne kadar herhalde bir zaman geçmiş, kaç gün geçmiş. Daha bunun altından lastik. Çedin ağacının anası, çedin ağacının babası fıstık. Bu çedin ağacının erkeği, dişisi var. Erkeği tutmuyor. Fıstık ağacını, o çedene dediğimiz, dişi dediğimiz, yani bizim Harput ağacı ve Elazığ ağacı, erkek dişi konusu, o dişileri tutuyor. Bir dönem Tarım İl Müdürlüğü'nün bölgede fıstık yetiştirilmesi için çalışma yaptığını belirten Bedrettin Sanaç, Siirt ve Antep fıstığı yetiştirdiğini söyledi. Aşı yapıla çoğaldı. Ben bir ara Tarım İl Müdürlüğü çok ilgilendi. Ve hatta geldiler buraya kadar. Ben de gittim istedim. Aşıcı verdi bana 20 kişi. 20 kişi 3 gün gitti geldi burada. 15'er, 10'ar kişi, 3'er kişi, 5'er kişi. Tüm mahallenin tümüne dağıttım. Her yerde işte aşağı yukarı fıstık ağacı olmayan bir mahallede kimse zannetmiyor ki bulunsun. Herkeste bir ağaç, iki ağaç, üç ağaç fıstığı var. Antep fıstığı, Siirt fıstığı. Şimdi ikisinden de bende var ama Siirt fıstığı çok az. 3-5 ağaç bir şeydir. O da oluyor mu? He, oluyor. Ama Antep fıstığı var. Protein ve lif kaynağı açısından zengin bir atıştırmalık olan fıstık, sindirimi kolaylaştırıyor ve tam bir vitamin deposu olarak biliniyor. Ayrıca ticari ürün olarak da pazarda önemli bir yer tutuyor.